Merhabalar arkadaşlar. Bugün örnek van evini tanıtacağız. Eskiden örnek bir van evi nasılmış, içinde neler varmış, ne kullanılmış onları göreceğiz. Şu an gördüğümüz örnek van evi. İçeriye birazdan gireceğiz. Bakalım. Burada ne yazıyormuş? Örnek van evi, van şehri, Serhat Mahallesi'nde bulunan öğretmen. Bunlar 1998. Şimdi evin içine giriyoruz. Evi gösterelim size. Örnek van evimizi gezeceğiz. Örnek van evlerimizden bir tanesinin odasına giriyoruz. Odamız göründüğü gibi eski bir masa, küçük bir çömlek. Çömlek içinde bir çiçek, eski bir telefon. Burası da Fahriye ablanın eviymiş. Fahriye ablayı tanımıyoruz ama. Yukarıları aşağı. Kadınlarımızdan bir tanesi de yatak odası. Burada eski bir dolabımız var. Herhalde eski yatak döşeklerini buraya koyuyorlardı. Burada bir tane beşik var. Kim bilir hangi bebekler burada büyüdü. Eski olmasına rağmen yatağın motifi de güzelmiş. Eski sandık, çeyiz sandığı sanırım. Burası da oturma odası sanırım. Eski tabak, çanaklar. Eskiden kullanılan. Burada da dışarıya açılan bir kapımız var. Eskiden ben Cumhuriyet Caddesi'ymiş. Görüyorsunuz eski Türk olarak arkadaşlarımda. Buranın Cumhuriyet Caddesi her gün olduğu gibi. Kapının altında Kur'an-ı Kerimlik. Burası da küçük bir oda. Yine dışarıya açılan bir kapımız var. Bayağı bir dışarıya açılan kapı var her tarafta. Burayı neymiş anlayamadım. Durak gibi bir yer. Kapatılmış tabii ki. Güvenliklenmiş yeni yeni. Şimdi içeriye giriyoruz. Burası da mutfak.
Burada yayık ayran yapıyorlar sanırım. Buna yayık diyorlar. Şuradan dolduruyorlar sütü. Sallaya sallaya yayık ayran ya da yağ yapıyorlar ya da yoğurt yapıyorlar. Yine burada bir yayık var. Kurutulmuş patlıcan kabak. Ocağımız burada. Eskiden burada kazanlarda yemek pişirilirmiş. Yemekten burada pişiriyorlarmış. Çeflerimizi görüyorsunuz. Bayağı bir eskimiş. Eğilmiş. Küçük bir tane gaz lambası sanırım bu. Bayağı bir eski. Eski dolabımız. Dolabımızı açalım arkadaşlar. Dolabımızın içinde eski tavalar. Gerçekten çok eski bir tavaymış. Kaseler. Bu havan. Bu gördüğünüz şey havan. Tabii tokma şeyi eksik. Tokma eksik bunda. Burayı kapatıyoruz. Zarar görmesin. Ve eski mutfak tezgahı. Eskiden mutfak tezgahları böyleymiş arkadaşlar. Tabaklar. Çanaklar dizilmiş. En altta da kazanlarımız mevcut. Şurada küçük bir tepsi, sini gibi bir şey var. Ayran kepçesi bu. Eskiden herkes bununla ayran içermiş. Şurada da bir oda var fakat maalesef ki kapalı, kapatmışlar. Şurada da eski bir sini tepsi var. Şurada da büyük bir tane leğen gibi, demir leğen gibi. Yerlerimiz mevcut. Buradan çıkıyoruz. Bir de üst kata bakacağız. Arkadaşlar. Eski radyomuz. Markası Niftr olmuş. Büyük ihtimalle şimdi var mı bilmiyorum. Yukarıya çıkıyoruz. Burası üst katımız. Semaverimiz var. Burası da Maraş Caddesi'ymiş. Eski bir tane duvar halısı. Seccade olarak da kullanılabilir sanırım. Ahşap olduğu için yerler biraz gıcırdıyor. Kırpılacak hissi veriyor. Burası da yatak odası. Burası da arkadaşlar Van Kalesi'nin eski görünümü. Van Kalesi'nin eski görünümü şehir aşağıda. Yine burada bir tane eski bir beşiğimiz var. Ebeveyn yatağının yanında. Burası da Van Cumhuriyet Caddesi'ymiş.
Yine aynı şekilde bir tane duvar halımız var. Diğer odada gördüğümüzün aynısı. Bunu seccade olarak da kullanılabilirmiş. Yine aynı şekilde çeyiz sandıklarımız mevcut. Ve bir tane gaz lambamız. Hatta iki tane. Birisi biraz daha modern. Birisi biraz daha eski. Burada bir tane dolabımız var. Dolabımızı açmayalım arkadaşlar. Neyse vazgeçtim. Burada bir tane yarıdan çapımı buradan da geçtik. Diğer bir odamıza oturma odası sanırım burası. Koltuklarımız. Burada bir tane duvarda köşede stazımız var. Cumhuriyet Caddesi. Buradan çıkıyoruz. Açılıyor, kapanıyor. Arkadaşlar, eskiden van evimiz böyleymiş. Van evleri örnek olarak. Burada kapaklıymış. Bakın arkadaşlar, bu kapak buraya kapanıyor. Tabii biz kapatamıyoruz. Sonra çıkamayız. Neden dolayı bilmiyorum ama enteresanmış. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Eskiden van evlerinde böyle var mıymış? Bu kapağı yukarıya çıkış merdiven tarafına kapatıyorlarmış arkadaşlar. Biz de kapatabiliriz ama dokunmuyoruz tabii ki. Enteresan bir şeymiş. Şuradan zincirle tutturulmuş. Zincirle de bakalım. Buradan zincir çözüyorlarmış. Tabii kapıyı kapatıyorlarmış arkadaşlar. Kimleri de çekelim. Filmlerimiz de burada. Bizden şimdi bu kadar. Arkadaşlarım eski manevini de görmüş oldunuz. Hoşçakalın. Gecenin dünyasını takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.